Selam gençler, Rukat ben. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine günlerden efsanelik arkadaşlar. Ee, güzel bir saldırıyla karşınızda olacağım inşallah. Ee, umarım beğenirsiniz. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. İzleyip de abone olmayanlar varsa abone olursanız, abone olursanız çok sevinirim. Evet, Tazı'yı saldık. Peşine zeplini gönderiyoruz ve görünmezliği atıyoruz. Mecburen erken düşürmek zorunda kaldık. İlerleye gidemedi bir de burada savunma ağırlıklı olduğu için buraya atmak istedim arkadaşlar. Çünkü ileride ana bina yalnız başına çok da savunma etkisini alabileceğini düşünmüyorum. bir görünmezlik kaçırdık. Biraz yer aldık ama yine de fena sonuç elde etmiyoruz arkadaşlar. %22 ve kraliçeyi ve şampiyonu almış bulunduk. Gayet güzel. Evet saldırının başlangıcı güzel. Titan'la şimdi orada bir alan açıyoruz. Oradan aşağı doğru kaysın Yukarıdan da bir titan alanı açıyoruz ki kral dışarı kaçmasın diye. Ve akabinde de orduyu gönderiyoruz. Savunmalara doğru ilerlemesi için. Ee, umarım bir an evvel ee, sonuca ulaşır ordumuz. E, kral dışarı doğru kaçıyor hafiften. E, o tabi kötü bir durum. E, ama inşallah içeri girecek. Derken kral gitti la. Terbiyesiz kral. Evet akabinde arkadaşlar diğer savunma içeri doğru ilerliyor. Ee, ana bina çok güzel bir şekilde yakıyor abi. Ana binanın gücünü çok efsane yapmışlar. Ee, bayıldım ne yalan söyleyeyim. Dondurmaya attık ana binaya. Ana binaya alacağız. Orada etrafında bir savunma olmadığı için ee, zehirden hızlı bir şekilde kaçmaya çalışacağız. Koruyucunun özelliği sayesinde. E, ama tabi zehir ağırlaştırdığı için orman biniciler birazcık zor ilerledi. Duvarı zor açtı. O yüzden biraz hasar gördü diğer askerler. Ve koruyucuyu kaybettik. Bu da tehlike arz ediyor. Buz golemi maşallah var. Hiç utanmadan sıkılmadan hala da yoluna ilerliyor. E, Allah yolunu bahtını açık etsin onu da. Şampiyonu kaybettik. Kraliçe şu anda ağır savunmalara karşı mücadele veriyor. Kral dışarıdan gelmeye çalışıyor. neler yapabileceğini göreceğiz. Kraliçenin özelliğini kullandık. Şifacılar bir an evvel kraliçenin canını doldurmaya yönelik hareket ediyorlar. Kraliçe şu anda e, özelliğiyle birlikte duvarın canını bayağı bir azalttı. Duvara açtıktan sonra X yerine giderse herhangi bir problem olmaz. Kelle avcılarını normalde kahramanlara kullanılır. Ben genelde e, kalan savunmaları kullanıyorum. E, böyle olduktan sonra almasak mı diye bir kafamda soru işareti oluyor derken kraliçe X yerini de patlatıp sonuca gidiyor arkadaşlar. Güzel bir şuruk oldu efsanelikte. Kahramanların düşük olmasına rağmen bu kadar güzel seviyede ilerlemek benim için gayet güzel arkadaşlar. Lütfen sizler de bu gayrete birer beğeni atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı yayın videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşçakalın.